Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz ama öncelikle hepimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Bayramın birinci gündeyiz. Bayramın birinci günde şöyle güzel bir otobüs seferiyle başlayalım istedik bayrama. Yeni bir Travego'muz vardı biliyorsunuz. HVT grubun yaptığı 2023 Travego modeli vardı. Geçenlerde ilk videosunu çekmiştik. Tekrardan çekeceğim demiştim. Bu sefer aracı full doldurdum abi. Full. Yani ne var ne yok ekledim. Hatta bakın o videoda bahsetmiştim, lastiklere böyle polişet diye geçiyor. Yani polişet diye yazıyor. Onları da yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi parıl parıl parlıyor lastiklerimizde. Bütün ne var ne yok ekledim abi. Yani eklenebilecek her şeyi ekledim. Şöyle gördüğünüz gibi. Yan çamurlukları falan ekledim. Krom. Yedek depoyu ekledim. Aynı şekilde paspasları ekledim, kromları. Arka aydınlatma kromlarını ekledim. Ne var ne yok ekledim yani, öyle söyleyeyim. Üst çıtaları falan ekledim. Her şey şu anda araçta takılı bir durumda. Şimdi malum yaz aylarındayız. Havalar inanılmaz ısındı. Yani Balıkesir'de en azından öyle. İnanılmaz bir sıcak var, artık klimayı açtık yani. O yüzden ne yapıyoruz? Promos'ta şöyle karlı bölgelerde geziyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi Akureyri şehrindeyiz. Buralar zaten biliyorsunuz şu bölgeler komple karlı. Zaten işaretlerini de görüyorsunuz. Yine şöyle karlı bölgelerdeyiz. Şöyle soğuk bölgelerde. Şimdi her yer karlı değil tabii ki ama soğuk bölgelerdeyiz diyelim. Ama şu işarette olan yerlerde genelde ya kaygan yol oluyor ya karlı bölge oluyor. Bugün bu yolu gideceğiz. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. HVT grubunun ellerine kollarına sağlık. Videonun yorumlarına sabitlenmiş bir şekilde araç modunu, harita modunu ve kullandığım diğer modlarının hepsini linkini bulabilirsiniz. Haydi bakalım çıkalım yolunda. Şöyle bir çalıştıralım aracımızı. Bu bölge biraz ilginç. Ne konuda ilginç? Aydınlatma konusunda ilginç. Çünkü saatler burada uymuyor. Malum böyle kutuplara doğru olduğumuz için. Saatler burada uymuyor abi. Yani akşam saat 11-12'de falan hava böyle oluyor. Öyle söyleyeyim. Haydi bakalım çıkıyoruz. Bu otobüste biliyorsunuz efsane bir fizik vardı. Yine aynı fizikle oynayacağız bugün. Birazcık trafiği sıfırlayabiliriz. Trafiği 5 yaptım. Ama çıkana kadar birazcık bize problem yaşatabilir burada. Hop. Fizik mükemmel mükemmel. Şu otobüsün fiziği var ya. İlk kullandığım gün zaten hayran kaldım. Buradan benim araya bir yere girmem lazım ama hay Allah razı olsun be. Vallahi al sana Arap röleli korna. Bu sefer Arap röleli kornayı ekledim. Evet, ışık böyle gördüğünüz gibi böyle güneş bir garip vuruyor araca. Normal diğer bölgelerdeki gibi olmuyor burada. Daha farklı bir aydınlatma oluyor. Halbuki şu an sabah saat 10 suları. 10-12 hatta. Solda telefonda yazıyor. Hadi abi. Bu videolar anlık çekilmiş videolar değil. Normal şartlarda biliyorsunuz ben bir gün önceden hep videolarımı çekerim ama bu videolar stok video. Malum bayram, biz de ailemize geçiriyoruz. İşlerimiz biraz fazla yoğun oluyor. Biliyorsunuz ben müzisyenim, sahne aldığım için bayramda biraz yoğun geçiyor işler. Bir de bayram birinci gün, ikinci gün özellikle, belki diğer günlerde emin değilim şimdi tam bilmiyorum. Ailemin evinde geçiriyor olabilirim. O yüzden stok video yapıyorum. Yani bu videolar stok video. Hani olur da oyuna 1.48 beta ATS geldi biliyorsunuz. Daha henüz ATS'ye ben bu videoyu çekerken ayın 26'sı mesela bugün. Siz bunu 28'inde izliyor olacaksınız.
Yani bu tarih itibariyle 26 Haziran itibariyle daha henüz 1.48 beta gelmedi. ATS geldi ama ETS gelmedi. Belki gelmiş olur. Neden 1.48 çekmedin demeyin. Çünkü bunlar bayramın 4 günlük videoları stok video olacak. Bilginiz olsun. Buradaki yol çok güzel. Özellikle buradan başlamak istedim. Şimdi şöyle şehir içi bir bölge var. Yokuş aşağı iniyorsunuz falan böyle. Arnavut kaldırım taşlarından falan geçiyoruz. O yüzden özellikle burayı seçtim. Burası çok güzel bir yol. Ve karlı bölge dediğim gibi bu sıcak yaz aylarında en azından görsel olarak şöyle gözümüz gönlümüz açılsın. Ferahlatsın bizi. Evet, dediğim yer burası özellikle. Allah. Oğlum çarptıktan sonra mı veriyorsun uyarıyı? Çarpmadan önce vermen lazım o uyarıyı bize. Hadi kaldırıma çıkartmayayım, birazcık geniş alayım dedim. Dar bir bölge çünkü. Onda da tabelayı aldık köşeden. Bu sefer ne var? Bu sefer neye ötüyün? Rotayı bozmamıştır inşallah. Bakayım. Yok. Bozmamış. Süper, tamam. Bazen biliyorsunuz rotayı bozuyor yani oyun. Yaylana yaylana gidiyoruz. Kaygan yollar burada var mıydı bilmiyorum ama varsa eğer otobüste de birazcık kayabiliriz böyle. Bu bölgelerde var çünkü. Ama bizim rotamızda var mıydı onu tam hatırlamıyorum. Bayağı oldu burada oynamayalı. Biraz fazla açık fizik. Şunu birazcık kısalım. Şöyle yapalım. Şimdi bir önceki ETS videosunda tırla çektiğim için ona göre ayarlamıştım. Göz kararı yaptım ama birazcık açmak lazım. Çok fazla böyle yaylanıyor çünkü. Böyle daha iyi.
Sanırım kaygan yollar şurada. Kayan yollar, buzlanmış yollar galiba bu, aynen. Görselinden anlayabiliyorum yani. Evet bak, zaten bir lastik şey yaptı yani bak. Şu an patiye düştük. Bak, patı çekiyor şu anda. Devirden anlaşılıyor ya. Bak, dur. Şöyle durayım. Yani devirden anlıyorsunuz. Biraz yokuş aşağı olduğu için şu an kaymıyor da. Az önce bir, yani oraya girdiğim anda zaten sesten, devirden anlıyorsunuz bazı şeyleri. O kadar trafik vardı, burada yok şimdi trafik. Dikkat, karlı yol başlangıcı. Oğlum başladı ya zaten. Daha nasıl başlayabilir? Ha böyle iyice karlı mı? Oo tamam. İyice karlı böyle. Artık asfalt gözükmüyor. Yine şöyle bir titretti öne. Kayan yol bitti demek istedi. Hakikaten burada trafik yok. Oğlum asfalt nerede? Yol nerede? Böyle parlıyor ki. Aa, tek şeride düşüyor burada. Hiç hatırlamıyorum buraları var ya. Sıfır kamerasıyla da bakmadım. Sadece başlayacağımız şehri seçtim özellikle orayı bildiğimden. Otobüsün elleri sokuyorsun. Hop kayma. Evet. Basalım bakalım. Gerçi viraj var abi. Yani dönüşlerde korkutuyor. Çünkü kayıyor. Yol sıkıntılı.
Bak. Bak. Hop. Bir de toprağımız eksikti. Oh! Bir toprak yolumuz eksikti. Ona da girdik. Otobüsü hakikaten hiç olmayacak yollara getirmişiz ya. Bu kadar mı toprak? Yoksa kar altı toprak mı? Yok, değilmiş. Rıfkı'nın sesi geliyor gibi duydum da değilmiş herhalde. Ya da geliyorsa bilmiyorum. Hatta kendi kendine şarkı söylüyor çünkü yandan yandan. Ama güzel rota seçmişim. Vallahi güzel rota seçmişim. Keyifli oluyor böyle. Ha, boş gidiyorsunuz. Buralarda trafik yok ama ortam güzel. Otobüs güzel, fiziği güzel, sesi güzel. Yol da güzel. Tam böyle keyiflik. Bileydim bu rotayı vallahi yanıma bir çay, kahve bir şey alırdım ya. Suyla devam. Allah, bir kar birikintisi varmış orada. Attı şöyle bir kenara. İşte bak, ışık vurumundan bundan bahsediyorum. Bak, kabin içi ne kadar karanlık gözüküyor. Işık vurumu birazcık cins bu bölgede. Of, nasıl parlıyor. Tam kör etmene, şöyle gözünün altına siyah boya çekeceksin. Kör olmamak için. Kökledim vallahi ya da dur bakalım. Gitmiyor ki, köklesem de gitmiyor. Yol birazcık böyle hani bizi engelliyor gibi, çekiyor gibi, geriye doğru çekiyor gibi hissettiriyor. Kayıyoruz, kayıyoruz. Biraz fazla hızlı girdik.
Kayıyorum dayı, ne yapayım? Tabele 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 tabeleye gidiyorum. Kaya kaya. Geçtiğimiz tünele bak. Toprak seslerinin yalnız otobüse çok güzel adapte etmişler. Ayna uyarı işaretini yaktı da yapacak bir şey yok abi, sağımız solumuz dağ yani. Biz bayağı dağ yolu seçmişiz ya, farkında olmadan. Şehirde başladık, dağdan devam ediyoruz. Bakalım son noktayı nerede bitireceğiz? Bir tünel daha. Sinyal verince hemen bak sağ taraf uyarı atıyor. Sinyal vermezsek sadece aynada ışık yakıyor, uyarı ışığını. Ne oldu? Çift yön mü oldu şimdi burası? Oğlum trafik yok ki, çift yön olsa ne olur, olmasa ne olur? Lastik kamerasına bakayım dedim de yok. Bu kadar yani. Tamam dur. Madem farklı kamera açısı istiyoruz, şöyle yapalım. Böyle kullanalım. Bir araç mı gördüm ben orada? O zaman asfalta bağlıyoruz herhalde artık. Ama navigasyon gözüküyor mu? Sağdan galiba. Dur bakalım yaklaştı. Heh, sağdan sağ. Değil mi? Yok, soldanmış. Yola yaklaştıkça böyle görmeye çalışıyorum. Ben sağımı solumu görmeden çıkacağım biraz ama inşallah kimse çarpmayız ya da kimse bana çarpmaz. İyi. Sıkıntısız döndük. Ha? Bak asıl tehlikeli kaygan yerler bunlar. Ama kısa bir alan. Allah oğlum, tutturamıyorum ki. Tutturamıyorum dönüşü.
yağmurlar da kayar. Ve kayıyoruz da şu an. Evet. Açık olmayınca bu açıya Allah kayarak gidiyoruz vallahi. Şuna bak. Şimdi sağa sola bak bakamadığım için dönüş mönüş de görmüyor. Dayı nereye solluyorsun be? Nereye solluyorsun karşısına araç gelirken? Hele ki böyle bir yolda. Oba oba oba. Sakin olun, sakin olun. Sakin olun. İşaret attığımız yere gelmişiz abi. Bitiş noktasına gelmişiz yani. Şurada bir park alanı vardı. Tam onun önüne işaret atmıştım ben. Aynen otelmiş. Buraya gireriz. Evet, geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz yamuk girmişiz ama olsun. Yapacak bir şey yok artık. Evet arkadaşlar. Videonun yorumlarında söylediğim gibi sabitlenmiş şekilde araç modu, harita modu, diğer kullandığım tüm mod linklerini bulabilirsiniz. Sizler de indirip kullanabilirsiniz. Emeği geçen herkesin tekrardan ellerine, kollarına sağlık. Efsane bir otobüs. Gerçekten fizikleriyle, sesiyle insanı mest ediyor. Gerçekten çok keyif veriyor oynarken. Sizler de kesinlikle indirin, oynayın. İçeri, zaten mega mod biliyorsunuz da ben bahsetmiştim ilk videoda. Mod içerisinde 2021 Travego, 2022 Travego ve 2023 Travego modelleri var. İstediğinizi kullanabiliyorsunuz. Evet tekrardan herkese iyi bayramlar. Herkesin bayramı mübarek olsun. Bayramın birinci gününün videosuydu bu. Artık ikinci, üçüncü, dördüncü gün. Daha ben çekmedim o videoları. Bir şey diyemiyorum. Bir aksilik olmazsa diğer günlerde de videolarımız gelmeye devam edecek. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonu basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.